أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Rabbimiz kıldığımız namazımızı, okunan mukabeleleri inşallah kabul buyursun. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Bu seher vaktinde güzel camileri dolduruyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Bugün sizlere Kur'an-ı Kerim'de felah köküyle alakalı muflih muflihun, yani kurtuluşa erenlerle ilgili ayetleri sizlere aktarmaya çalışacağız inşallah. Muflih kelimesi felaha eren, kurtuluşa eren, hayya alel felahta olduğu gibi. Haydi felaha, haydi kurtuluşa ezanlarda böyle çağrılıyor biliyorsunuz. Bu kökten gelen Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri derlemeye çalıştık gücümüzün yettiğince. Sizlere onları aktarmaya çalışacağız inşallah. Bu kökle biten, muflihunla biten ayetlerden ilki hepimizin bildiği Bakara suresinin ilk ayetleri, Elif, Lam, Mim, dualardan önce okunan o Elif, Lam, Mim, oradaki ayet. Şimdi oradan başlayacağız inşallah, vaktimiz el verdiğince bu ayetleri sizlere aktarmaya çalışalım. Elif, Lam, Mim. Tabi bu hurufi mukatta'a denilen harfler birçok surenin başında bulunuyor. Ha, Mim, Ta, Sin, Ta, Sin, Mim, Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad gibi. Elif, Lam, Ra, Elif, Lam, Mim, Ra, Elif, Lam, Mim, Sad gibi. Bunların üzerine çok konuşulmuş. Ne anlama geldikleri üzerinde epeyce düşünülmüş, epey şeyler de söylenmiş. Bunların içerisinde benim de aklıma yatan, benim de en hoşuma giden yorum şu: söylenenlerin hepsi doğru olabilir, ne anlama geldiğiyle alakalı. Hepsi doğru olabilir ama bu Elif, Lam, Mim, işte bu az önce saydığım hurufi mukatta, kesik harfler, harf harf, bunların ne anlama geldiğini Allah ve Resulü bilir. Şimdi deniyor ki bir yorumda, bu harfler Allah ile Resulü arasında bir şifredir, özel bir şifre. Ben de nacizane bu yorumu çok beğeniyorum. Tabii çok yorumlar var. Onlara burada girecek değilim. Asıl konumuz o değil tabii. Ama bunu parantez içerisinde söylemiş oldum. Yani Allah ve Resulü arasında bir şifre olarak bunu kabul etmek en güzeli gibi görünüyor. Zalikel kitab. İşte bu kitap, bu Kur'an-ı Kerim. La raybe fih. Onun içerisindekilerde, onun barındırdığı hükümlerde hiçbir şüphe yoktur. Şek ve şüphe yoktur. Huden lil muttakin, ve o muttakiler için bir hidayet kaynağıdır. Başka bir yorumda, başka bir tercümede şöyle de denilebilir: o kitabın Allah katından geldiğinde hiçbir şüphe ve şek yoktur. Ve o muttakiler için, takva sahipleri için bir hidayet kaynağıdır. Peki takva ne demek? Bunları hızlı geçeceğim, asıl konumuza daha hızlı gelebilmek için. Takva, ibadet ve salih amellere zarar veren şeylerden insanın kendisini koruması. Yani Allah'a karşı itaatinde kusur etmemeye çalışmak, Allah'a karşı huşu içerisinde davranmak, saygılı olmak, onun emirlerini çiğnememeye çalışmak, yasaklarına bulaşmamaya çalışmak, onun yasakladığı şeyleri yapmaktan sakınmak. Devam ediyor ikinci ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Bu kişiler gayba iman etmişlerdir. Gayba iman ne demektir? Gözümüzün gördüğünü hepimiz iman ediyoruz, görüyoruz çünkü, yani açık, apaçık belli. Ama asıl olan gayba imandır.
gözümüzün görmediği şeylere iman etmektir. İmanın aslı budur. Gayba iman da işte budur. Gayb, gözle görmediğimiz şeyler. Henüz vuku gerçekleşmemiş olan şeyler. Bunun içerisine ahiret de girer. Ahirette yaşanacak olanlar da girer. Gayba imanın içerisine Allah'a iman da girer. Meleklere iman da girer. Bunlar böyle çoğaltılabilir. Gözünün gördüğüne herkes inanır. Önemli olan görmediğimize inanmak. İşte imanın derecesi burada ortaya çıkıyor. Bu sayfanın sonunda daha fazla değineceğiz oraya. Onun için şimdi devam ediyorum. Gayba iman, gözümüzün görmediğine iman etmektir. Ve yuqimune s-salah. Ve namazı ikame ederler. Burada tabii namazı kılarlar, eda ederler değil de namazı ikame ederler ifadesi gerçekten farklı bir anlam ifade ediyor. Namazı ikame etmek ne demek? Namazı hepimiz kılabiliriz, kılıyoruzdur. Ama ikame etmek farklı bir şey. Dosdoğru yapmak. Dosdoğru. Hani namazda kıyam, kıraat, rükû, sucud bunlar namazın şartlarından, rükunlarından biliyorsunuz. Namazda kıyam ne demektir? Ayakta durmak demektir. Namazın rükunlarından. Rükûya gittikten sonra, rükûdan kalktığımızda bir müddet bekliyoruz orada. Ona ne deniyor? Kavme deniyor. Aynı kökten. Ve yuqimune s-salâ. Namazı ikame etmek. Kavme. Rükûdan kalktıktan sonra doğruluyoruz ya, işte ona kavme deniyor. Yani dosdoğru durmak. Namazı dosdoğru kılmak. Tabii bunun namazı dosdoğru kılmakla ilgili çok şey söylenebilir. Yine ayetlerden gideceğim müsaadenizle. Cenab-ı Hak Me'aric suresinde 23 ayet numarası 23. Ellezînehum alâ salâtihim dâimûn. Ve yine aynı surenin 34. ayetinde وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Mü'minun suresinde de وَالَّذ۪ينَهُمْ ikinci ayetinde Mü'minun suresinin وَالَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Üç şey. Namazı ikame etmenin üç şartı. Namaz nasıl ikame edilir? Birincisi اَلَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ Birinci şartımız namazı devamlı olarak kılmak, namaza devam etmek. Onlar namazlarında devamlıdırlar. Birinci şart bu. İkincisi, وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ O kimseler namazlarını korurlar. Ne demek namazı korumak? Namazları korumak, tabi sonraki ayetler, ayetle de az sonra söyleyeceğim ayetler, ayetle de bağlantılı. Tadil-i erkan bunun içine sokulabilir. Namazı muhafaza etmek. Namaza devamlılık da bunun içerisine sokulabilir. Ama namazı korumak, işte tadili erkana riayet etmek, namazın huşuğuna riayet etmek, bunlar söylenebilir. Son olarak da, üçüncü şıkkımızda, وَالَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar namazlarında huşu içerisindedirler. Huşu içerisinde namaz kılmak. Ne demek huşu? Huşu, haşyet kelimesinden korku anlamı ifade ediyor. Ama saygılı bir korku, yani saygıyla birlikte gelen bir korku. Haşyet, huşu, namazda Allah'ın huzurunda olduğunu bilmektir huşu. Namaz kılarken ne yaptığımızı bilerek yapmaktır huşu. Evet. Yine huşuyu şöyle tarif etmişler selefi salihin. Namazdayken sağındakini, solundakini, önündekini tanıyamayan kişi namazında huşu içerisindedir. Yani namaz kılıyoruz. Yanımıza bir mümin geliyor. Bunu belki tanıyoruz ama o esnada tanıyamıyoruz. Tanıyamamamız lazım. Namazda huşu işte budur. Başka? Sadece bu mu? Bu namazın içerisindeki huşu. Ama bir de namazın dışarısında huşu var. Yani namaz kılıyoruz, huşu bitti değil. Asıl namazdan sonra başlıyor huşu.
Namazı kıldıktan sonra şu kapıdan dışarıya çıktığımız zaman yahut da evlerimizde namaz kılıyorsak, namaz bittiği zaman, namaz bittikten sonra eğer Allah'ın emirlerine karşı böyle bir laubalilik oluyorsa bizde, namazımız bizi koruyamıyor demektir. Namazımızda huşu yok demektir. Çünkü Allah Teala Ankebut suresinin 45. ayetinde "Utlu ma uhiye ileyke minel kitab" Efendimiz Aleyhisselam'a hitaben, tabii ki bizlere de bir hitap. "Utlu ma uhiye ileyke minel kitab" Kitaptan sana vahyedileni oku. "Ve ekimis sala" Ve namazı ikame et, dosdoğru kıl. Çünkü "innes salate tenha anil fahşai vel münker" Çünkü namaz kılan kişiyi her türlü fenalıktan, çirkinlikten, azgınlıktan, kötülükten alıkoyar. Şimdi biz namaz kıldıktan sonra bizim namazımız bizi kötülüklerden alıkoymuyorsa, yani yapacağımızdan yine vazgeçmiyorsak, o namazımızda bir sıkıntı var. Onu tekrar böyle bir kendimizi gözden geçirmekte fayda var. İşte namazda namazı ikame etmek daimun, yuhafizun ve haşiun kelimeleriyle ifade edilmiş. Daimun, devamlı olmak. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde hangi amel daha iyidir diye sorulduğunda edvemuhu ve inkalle buyuruyor. Az da olsa devamlı olanıdır. Namazda da bu geçerli. Devamlı olsun, ne kadar yapabiliyorsak yapalım ama az da olsa devamlı olsun. Daimun, devamlılık, namazı korumak, tabi onun da bizi koruması peşinden ve namazdaki huşu, gerek namaz içerisindeki huşu, gerek namazın dışındaki huşu. Bunlar namazı ikame etmenin olmazsa olmaz şartlarıdır. Ayet-i kerime devam ediyor. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar bizim verdiğimiz, bizim kendilerine vermiş olduğumuz rızıklardan ne yaparlar? İnfak ederler. Burada bir şey dikkat çekiyor. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ifadesi. Bizim vermiş olduğumuz rızıklardan. Yani Cenab-ı Hak bize hatırlatıyor. Ey kulum, zengin olabilirsin, malın mülkün, varidatın olabilir ama dikkat et, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ biz verdik o rızkı sana. Bizim verdiğimiz rızıkla sen bu mertebeye eriştin. Onun için çok fazla gurura, kibire kapılma. Bu da gelip geçicidir, geçicidir. Hayatın her alanında yaşıyoruz. Bugün zenginken ertesi gün fakir kalkan nice insan var. Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur. Bu lütfun şükrünü eda edebilmek lazım. O zaman işte o zenginlik güzeldir. İşte Cenab-ı Hak bunu bize hatırlatıyor. Kulum, sakın şımarma. Sakın kibre, gurura kapılma. Bu rızkı biz sana verdik. O halde sen de ne yap? Bizim vermiş olduğumuz, bizim onlara vermiş olduğumuz bu rızıklardan ne yaparlar? İnfak ederler. İnfak ne demektir? Nefaka kökünden gelir. Yani şöyle iki ucu açık bir tünel düşünün. Tünel. Kelimenin kökü bu anlama da geliyor. İki ucu açık. Hani tavşan gibi küçük hayvanlar tünel kazarlar. İki ucu da açıktır. Yani bir saldırı anında diğer taraftan kaçabilmek için. Böyle bir tünel düşünün. Bu tünelin bir ucu dünya, bir ucu ahiret. Siz infak ederken bu tünelin ucundan veriyorsunuz. Ahirete gidiyor. Orada karşınıza çıkacak inşallah. İnfak budur. Bizim vermiş olduğumuz rızıklardan ne yapın? İnfak edin. Peki infak nasıl olmalı? Bununla ilgili ayet-i kelimeler. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Zariyat suresi 19. ayet. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ وَف۪ي اَمْوَالِهِمْ özür diliyorum. وَف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Onların mallarında isteyen için, gerek isteyen fakirler için, gerekse muhtaç olduğu halde isteyemeyen kimseler için, kimselerin hakkı vardır. Bu ayet çok önemli.
hakkı vardır diyor Cenab-ı Hak. Yani siz infak ederken bir lütufta bulunmuş olmuyorsunuz. Onların hakkı. وَفِي اَمْوَالِهِمْ Onların mallarında hakkun bir hak vardır. لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Gerek fakir olduğu halde isteyebilen, gerekse fakir olduğu halde isteyemeyen kimseler için bir hak vardır. Yani siz lütufta bulunmuyorsunuz. Zenginseniz bunun zekatını vermekle yükümlüsünüz. Aslında gidip fakirlere teşekkür de etmek lazım bu anlamda. Çünkü bu hakkı, yani hak yemiş oluyorsunuz zekat vermediğiniz zaman. Kul hakkı yemiş oluyorsunuz. Allah hakkının yanında kul hakkı da giriyor devreye. Onun için gidip teşekkür bile etmek lazım verdiğiniz kimseye. Zekat verdiğiniz kimseye. Bu da önemli bir ayet. Peki zekatla ilgili neler söylenebilir? Şunlar söylenebilir. Öncelikle Bakara suresi 263. ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki قَوْلٌ مَعْرُوفٌ Güzel bir söz ve mağfiretun ve bir bağışlama hayrun daha hayırlıdır min sadakatin yetbe'uha eza. Peşine eziyet takılan, eziyet yapılarak verilmiş olan bir sadakadan çok daha hayırlıdır. Ne? Güzel bir söz söylemek ve bir bağışlama. Bu çok daha hayırlıdır. Devamında ayet-i kerime, diğer ayet-i kerimede 264. ayet-i kerimede ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler la tubtilu sadakatikum dikkat edin sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Verdiğiniz sadakalarınız, zekatlarınız, bu sadaka geniş bir kavram. Biz sadaka deyince sadece normal sadakayı anlıyoruz ama aslında sadakanın içerisinde zekat da giriyor içerisine. Dolayısıyla verdiğiniz zekatları, sadakaları la tubtilu boşa çıkartmayın. Nasıl boşa çıkarmış? Sadaka nasıl boşa çıkar? Bil menni vel eza. Başa kakarak ve eziyet ederek. Zekat verdiğimiz kişinin başına bunu kakarak ve ona eziyet ederek. Yani zekat vermenin de bir adabı var. Dedik ya az önce, aslında o sana muhtaç, doğru. Ama sen de ona muhtaçsın. Zekatın kelime anlamı ne? Temizlenmek demektir, temizlik demektir. Neyi temizliyor? Biliyorsunuz bunları aslında da tekrar etmiş oluyoruz. Neyi temizliyor? Malımızı temizliyor. Ola ki kazandığımız bu malda belki bir haram vardır, karışmıştır. İşte bu malın temizlenmesi gerekiyor. Bunun yolu da zekat. Aslında dediğimiz gibi ne kadar fakir bize muhtaç olsa da biz de fakire muhtacız. Yani zenginler de fakirlere muhtaç. Dolayısıyla bunu başa kalkmak, eziyet etmek en olmayacak şey. Bir başka ayet-i kerime zekatla ilgili. Bunu da geçeceğim şimdi. Ya eyyühellezine amenu. Bu da 267. ayet Bakara suresi. Ey iman edenler, enfiku, infak edin, sadakanızı, zekatınızı verin. Min tayyibati ma kesebtum. Kazandığınız şeylerin iyisinden, güzelinden infak edin. Yoksa nerede kalmış bir şey var? Nerede hani gitmeyen, elimizde kalmış bir şey var? Onları zekat olarak vermeyin. Devamı, وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ Yeryüzünden sizin için bitirdiklerimiz, sizin için çıkardıklarımızdan da infak edin. Tabi bu da öşrü işaret ediyor. Nasıl oluyor bu? وَلَا تَيَمَّمُ الْخَب۪يثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذ۪يهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوا ف۪يهِ Şu ifade önemli. وَلَسْتُمْ بِآخِذ۪يهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوا ف۪يهِ Size verildiğinde şöyle yapmayacaksınız. Yani verdiğiniz zekat, verdiğiniz sadaka her neyse, size aynısı verilse bu da verilir mi demeyeceğiniz şeylerden vereceksiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Şimdi bakıyorsunuz zekat malları diye bir köşemiz vardı eskiden. Şimdi yok. Ben bunları gördüm. Zekat malları diye bir köşemiz vardı. Zekat malları. Buradan zekatlar verilirdi.
Niye? Nerede modası geçmiş mallar, oradan zekat veriliyor. Bu olmaz. Enfiku min tayyibati ma kesebtum. Kazandığınız şeylerin güzelinden, iyisinden vereceksiniz. Yani ortalama sizin kullandığınız şeyler, size verildiğinde bu da verilir mi demeyeceğiniz şeylerden vereceksiniz zekatı, buyuruyor Cenab-ı Hak. O zaman zekatta ölçü nedir? Birincisi tabii ki samimiyet, en başta samimi olmak lazım. İçin içerisine riya karışmaması lazım. Bu en başta bütün ibadetlerde gelen, başta gelen bir husus. Riya. Bu olmaz, olmamalı. Olursa zaten Allah muhafaza, onun hiçbir kurtuluşu yok. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Eziyet etmeme, incitmeme, başa kakmama. Zekatımızı verirken adabına göre, gerekirse başkası vasıtasıyla da verilebilir. Bu çok daha güzel olur. Eziyet edilmeyecek. Birinci şartımız bu. Karşımızdakine eziyet etmeyeceğiz zekat verirken. Başa kalkmayacağız ve verdiğimiz malın kalitesi. Bu malın kalitesi de önemli. Dediğimiz gibi bize verildiğinde bu da verilir mi demeyeceğimiz şeylerden zekatımızı vermemiz gerekiyor. Evet. Devam ediyor ayetler. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Onlar sana indirilene, takva sahibi kişiler, ki onlar müflihun olacak ayet sayfanın sonunda. Yani iflah, müflih nedir? Kurtuluşa eren, ahirette kurtuluşa eren kimseler anlamına geliyor. Bu kimseler sana indirilene iman ettikleri gibi iman ederler. وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Senden önce indirilenlere de iman edenler ederler. Hem sana indirilene, yani Kur'an-ı Kerim'e iman ederler, hem de senden önce indirilenlere iman ederler. Diğer kitaplar, diğer sahifeler, bunlara da iman ederler. Demek ki sadece Peygamberimize iman değil, zaten biz hepsi peygamberdir diyerek iman etmişiz elhamdülillah. Şimdi burada bir hususa değinmek gerekiyor. Tabii çok dallandırıp budaklandırmaya gerek var mı bilmiyorum ama bunu da söylemeden geçmek olmaz diye düşünüyorum. Zaman zaman bu tartışmalar alevleniyor. İşte Yahudiler, Hristiyanlar, onlar da cennete girecek mi girmeyecek mi tartışmaları. Tabii hiç kimse ne cennetin ne de cehennemin bekçisi. Allah'ın elinde bütün bunlar. Ama ayet-i kerimeleri de biz buradan aktarıyoruz. Yorum size aittir. Şimdi burada dediğimiz gibi bizim böyle bir niyetimiz de yok. İşte cennete girsinler girmesinler. Allah'ın lütfudur. Dilediğini cennetine sokar, dilediğini azap eder. Cennete giren kullarından eylesin, cemalini gören kullarından eylesin cümlemizi. Buna diyecek hiçbir şeyimiz yok. Ama ayet-i kerimeleri sizlere ifade etmek isterim. Cenab-ı Hak Bakara suresinde 136-137. ayette, 136. ayette "Kulu amennâ billâh" deyin ki ehli kitaba hitap ediyor. Yani Yahudiler, o zamanın Yahudi ve Hristiyanlarına hitap ederek "Kulu" deyin ki "amennâ billâh" Allah'a iman ettik deyin. Başka "Vemâ unzile ileynâ" bize indirilene, Kur'an-ı Kerim'e iman ettik deyin. وَمَا اُنْزِلَ اِلَى اِبْرَاه۪يمَ diyerek devam ediyor. Onu okumayacağım. Şurası önemli. فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ sizin iman ettiğiniz gibi eğer iman ederse onlar, o ehli kitap, sizin iman etmiş olduğunuz gibi, yani biz nasıl iman ediyoruz? Az önce söyledik. Kur'an-ı Kerim'e de iman ediyoruz. Diğer kitaplara da iman ediyoruz. O zaman sizin iman ettiğiniz gibi iman etmişlerse eğer, tamam, fekad ihtedev, o zaman hidayete ermişlerdir. Ve in tevellev, şayet bundan yüz çevirirlerse, bunlardan bir tanesinde dahi ayrım yaparlarsa, o zaman ve in tevellev fe innemâ hum fî şikâk, apaçık bir ayrılık içerisindedir. Feseyekfîkehumullah, Allah sana yeter. Ve huve semî'ul alîm, o görüyor ve işitiyor. Yani dolayısıyla birinci ayet bu. Yorumu size bırakıyorum. Dediğim gibi
Yani burada çok açık ve net bir şekilde eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederse bu ehli kitap, tamam, o zaman hidayete ermişlerdir. Yoksa gerisi belli zaten. Başka ayet yine aynı anlamda, aynı metinle 84. ayet Ali İmran. La nufezziqu beyne ehadin minhum, ayetin sonlarına doğru. Onlar arasında, yani o peygamberler arasında, o kitaplar arasında, bunların hepsi söylenebilir, hiçbir ayrım gözetmezler. Biz ona iman ettik, şuna etmedik, o tamam, bu değil, böyle bir şey yapmazlar. Dolayısıyla durum bu. Yine devam ediyoruz. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, bu sefer iman edenlere hitap. Aminu billahi ve rasulihi. Tabi bu da bir enteresan bir ifade. İman edenlere tekrar iman edin buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani imanınızı bir gözden geçirin şöyle. Zaman zaman imanımızı bir check etmemiz, bir gözden geçirmemiz gerekiyor demek ki. Ey iman edenler, iman edin. Zaten iman etmişler. Hayır, iman edin. İşte bu enteresan bir ifade. Demek ki zaman zaman şöyle bir imanımızı gözden geçirmemiz, tazelememiz gerekiyor. Aminu billahi ve rasulihi. Allah'a ve Resulüne iman edin. Vel kitabillezî nezzele alâ rasulihi. Resulüne indirdiği kitaba da iman edin. Vel kitabillezî enzele min qabl. Ondan önce o kitaptan, yani Kur'an-ı Kerim'den önce gönderilmiş kitaplara da iman edin. Bu bize hitap. İman edenlere hitap. Ve men yekfur billahi, kim Allah'ı inkar ederse, ve melaiketihi, meleklerini inkar ederse, ve kutubihi, hepimizin bildiği amentu var ya, işte onun gibi ayet, zaten ayetten alınma dualar bunlar. Ve kutubihi ve kitaplarına, kutubihi, bu kutup kitabın çoğuludur. Yani bütün kitaplar, ayrım yok kitaplarda. Kitaplardan demek ki bir tanesi dahi inkar edilirse bu ayetin hitabına maruz kalırız. Allah muhafaza. Ve rusulihi, ve bütün peygamberlerine iman ederse, inkar ederse, bunlardan bir tanesi dahi inkar ederse, vel yevmil ahiri, tabi ayetin devamı var, ahiret gününde inkar ederse, fekad dalle dalalen ba'ida, uzak bir sapıklığa düşmüş olur. Başka bir ayet daha zikrederek bu hususu bitireceğim. İnnellezîne yekfurûne billâhi ve rusûlihi, Allah ve Resulünü inkar eden, ve yuridûne en yufezzikû beynallâhi ve rusûlihi, Allah ve peygamberleri arasını ayırmaya çalışanlar, bu ifade önemli, ve yekûlûne, ve şöyle diyenler, nu'minu bi ba'din ve nekfuru bi ba'din, bir kısmına iman eder, bir kısmını inkar ederiz diyenler. Ve yuridun en yettehizu beyne zalike sebila, ve bu ikisi arasında bir yol tutturanlar, bunlara iman ederim, bu peygamberlere iman etmem diyenler, ulaik, işte onlar, humul kafirun hakka, işte gerçek kafirler bunlardır. Ayet-i kerime bu. Bir kısmına iman eder, bir kısmına etmeyiz diyen kimseler nedir? Gerçek kafirler, tam anlamıyla kafir olanlar onlardır. Bir de hepimizin bildiği Amener Resulü, yatsıdan sonra okunan Amener Resulü de geçen La nüferriku beyne ehadim mir rusulih. Yani biz peygamberler arasında hiçbir ayrım gözetmeyiz. İşte gözetirsek, az önce söylediğim ayet gayet açık ve net. Son tahlili size bırakıyorum ve devam ediyorum. وَبِالْ اٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ. Ve o kimseler ahirete iman ederler. Fakat burada yuqinun kelimesi yine önemli. Bu kelimeler, Kur'an-ı Kerim'deki kelimelerin hiçbiri boş yere seçilip oraya konmuş değil. İlahi mucize. Her kelimenin farklı bir anlamı var, derin anlamı var burada. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ. Ve onlar
ahirete iman ederler. Yakîn derecesinde iman ederler. Ne demek yakîn derecesinde? Yani sanki onu görmüşler, gördükleri için oradaki iyiliği de kötülüğü de fark ettikleri için daha dört elle bir iman etmek. Görmüşçesine iman etmek. Şimdi biz kendimize soralım. Yani iman ediyoruz da nasıl acaba iman ediyoruz? Bunun üzerinde düşünmemiz lazım. İman üç sacaya, saç ayaklarını bilirsiniz, üç tane ayağı vardır. O ayaklardan birini çektiğinizde iman yıkılır. Üç sac ayağından birisi dil ile ikrardır. İkincisi kalp ile tasdiktir. Üçüncüsü de dilin ikrar ettiğini, kalbin tasdik ettiğini, azaların, beynimizin, fikriyatımızın uygulamasıdır. Yani hayatımıza uygulamasıdır. Hayatımıza tatbik edilmesidir. Gerçek anlamda iman böyle olur. Dil ile ikrar ederiz, kalp ile tasdik ederiz. Bunu dille ikrar edip kalbimizle tasdik ettiğimizi hayatımıza uygulamaya çalışırız. En azından uygulamaya çalışırız. Elbette hepsini yapamayabiliriz. İnsanız, hepimizin hataları olabilir. Ama en azından buna çalışırız. Buna gayret ederiz. Bizden istenen bu. Yakini iman, görmüşçesine iman. Sanki Allah'ı görüyormuşçasına iman. Sanki ahiret gününü oraya gitmişiz de, gelmişiz de görmüşüz gibi iman. Bizden istenen iman bu. İmanın kalitesi ne zaman ortaya çıkar? Sıkıştığımız zaman. Ne demek bu? Yani menfaatimize dokunan bir şey ortaya çıktığı zaman. Menfaatimize dokunan bir şey ortaya çıktığında biz, acaba kendi nefsimizin istekleri doğrultusunda mı hareket ediyoruz? Yoksa bildiğimiz halde Allah'ın bu konuda ne dediğini, Allah'ın dediğine göre mi hareket ediyoruz? Eğer Allah'ın dediğine göre hareket etmeye çalışıyorsak tamam. İmanımız elhamdülillah az da olsa var, güzel. Ama azıcık sıkıştığımız zaman, menfaatimize azıcık dokunduğu zaman, burada bir sıkıntı yaşıyorsak, Allah'ın dediğini, Allah'ın bu konudaki buyruğunu bildiğimiz halde bundan vazgeçiyorsak, farklı bir yola tevessül ediyorsak, nefsimizin isteği doğrultusuna gidiyorsak, işte burada imanımız yakîn derecesine ulaşmamış demektir. Burada sıkıntı var, bu sıkıntıyı gidermek gerekiyor. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ İşte ahirete yakîn derecesinde iman etmek bu şekilde olmalı. اُولَٰئِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ İşte bu kimseler, yukarıdan beri saydığımız bu kimseler, Rableri katından gelen bir hidayet üzeredirler. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte bu kimseler ahirette felaha ulaşmış, kurtuluşa ermiş kimselerdir. Rabbim cümlemizi bu kimselerden, bu gruba dahil eylesin, bu kimselerden eylesin inşallah. Tabi inşallah, tabi biliyorsunuz dua da ikiye ayrılıyor. Fiili dua, kavli dua. Yani biz kavli duamızı ediyoruz. Ama kavli dua yeterli olmuyor. Bir öğrenci düşünün, devamlı dua ediyor, devamlı dua ediyor ama fiili duasını, yani çalışmasını yapmıyor. Başarılı olması mümkün değil. Aynı şekilde bizler de dua ediyoruz. Bunun altını doldurmak lazım. Bu kavli duanın altını doldurmak lazım. Şimdi yeri midir bilmiyorum ama aklıma geldiği için örnek vereyim. Ben sigara, nefret ederim sigaradan. Sigara içen çok yakınlarımız var. Her gördüğümde yapma etme falan, ya hocam dua et, ya hocam dua et. Ya benim dua etmem bir şey ifade etmiyor. Senin fiili dua etmen gerekiyor. Senin bu işe bir kere karar vermen gerekiyor. İşte fiili dua önemli. Bunlara, işte az önce saydığımız şeylere dikkat etmek, hayatımızda bunlara riayet etmek önemli. İnşallah Rabbimiz buna da muktedir eylesin bizleri. Şimdi son, bitiriyorum. 4 dakikamız kalmış.
Nur suresinin 52. ayeti ile bitireceğim inşallah. İnnemâ kâne kavlel mu'minîne izâ du'û ilallâhi ve rasûlih. Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında bir müminin sözü ne olmalıdır? Ancak şu olmalıdır. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ aralarında bir hüküm vermekle ilgili bir konuda Allah'a ve Resulüne çağrıldığında, yani Allah ve Resulü bu konuda şöyle buyurmuştur dendiğinde bir müminin demesi gereken şudur. Nedir? يَقُولْ اَنْ يَقُولُ şöyle demektir. سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا başım gözüm üstüne. İşittik ve itaat ettik. Madem ki Allah Resulü böyle buyurmuş, başım gözüm üstünedir. İşittim ve itaat ettim. Şimdi bunu niye söyledim? Ve ulaike humul muflihun. İşte bu kimseler, böyle diyen kimseler kurtuluşa ermişlerdir. Ve men yuti'illah ve resuluhu, kim Allah'a ve Resulüne, bu anlamda o kadar çok ayet var ki, ayet-i kerime var ki, وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, itaat etmek, وَيَخْشَ اللّٰهَ ve Allah'tan gereği gibi korkarsa, وَيَتَّقْهِ ve günahlardan sakınır, iyiliklere dalmaya çalışırsa, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ işte bu kimseler ahirette kazanacak olan kimselerdir, buyuruyor Cenab-ı Hak. Bunu neden söyledim? Şimdi memleketimizde çok yine bu anlamda tartışmalar oluyor. Efendim Allah Resulü sadece Kur'an-ı Kerim'i bize tebliğ etti, işi bitti gibi davranan bir kesim var. Onunla ilgili birkaç bir şey söyleyerek sohbetimizi bitirmek isterim. Allah Resulü'nü sadece tebliğ göreviyle yükümlü kılmak, bunun dışındaki görevlerini yok saymaktır bu. Yani tabirimi maruz görün, çok söylendiği için söylüyorum. Adeta bir postacı muamelesi. Tamam, postacı getiriyor şeyi, mektubu neyse zarfı, orada işi bitiyor. Böyle midir yani? Bu mudur? Allah Resulü'nün görevi bu mudur? Sadece tebliğ midir? Allah Resulü'nün tebliğ görevinin yanında tebyin görevi de yok mudur? Vardır. Tebliğ, ulaştırmak. Allah'tan aldığını insanlara ulaştırmak ki tebliğ etmiştir Resulullah Aleyhisselam zaten. Bir de tebyin görevi var. Tebyin ne demektir tebyin? Açıklama görevi. Evet getirdik ama bunun içerisindekileri de bir açıklamak gerekiyor. Bunu açıklayacak olan da onu getiren kişi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunu açıklamıştır. Yaşantısıyla açıklamıştır, sözleriyle açıklamıştır. Ancak günümüzde böyle akımlar maalesef türedi ve devam ediyor ve yayılmaya başlıyor maalesef ki sadece Kur'an yetermiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Buna şiddetle karşı çıkıyoruz. Şiddetle sadece Kur'an yeter diyen kimselere şu soru soruluyor. Tabii verecek cevapları çok. Deniyor ki sadece Kur'an yeterse o zaman nasıl namaz kılacaksınız? Namazın şekli Kur'an-ı Kerim'de belirtilmemiş. Nasıl oruç tutacaksınız? Bu belirtilmemiş. İşte namazın rükunları, şartları nedir? Nasıl yaparsak? İşte onlara da kılıfları hazır. Namaz sadece o sizin bildiğiniz namaz değil. Dua etmek de bir namazdır deyip geçiştirmeye çalışılıyor. Peki geçiştirilecek hususlar belki bunlar. Hadis kabul etmeyince bunların söylenmesi gayet normal. Ancak ayeti kerime şimdi birkaç ayet okuyacağım size inşallah. Bakara suresi 151. ayet. كَمَا أَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ ayrıca sizin içerinizden sizlere Resulen elçi gönderdik, peygamber gönderdik. مِنْكُمْ sizden. يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا يَتْلُوا bu ifadelere dikkat edin lütfen. يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا bizim ayetlerimizi size okuyacak elçiler gönderdik. Elçi gönderdik. Ayetlerimizi okuyacak. Yani tebliğ etmek. Okuyacak. Sonra ve yüzekkikum ve sizi tezkiye edecek, temizleyecek, nefsi hastalıklardan temizleyecek. Bu nasıl olur size soruyorum Allah rızası için. Nasıl temizleyebilir Resulullah Aleyhisselam? Tavsiyeleriyle yapılmaz mı? Tavsiyelerle yapılmaz mı bu iş? Yaşantıda
bizzat kendisi göstererek bu yaşantıyı yapılmaz mı? İşte bunların bütünü bir sünnettir, hadistir bunlar, sünnet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşayışı. Daha ötesi ve yuallimukumul kitab ve size kitabı öğretir buyuruyor. Kitabı öğretir. Ne demek bu? Kitap nasıl öğretilir? Bana bir açıklasınlar. Bir başka ayet, iki tane daha ayet zikredip bitireceğim. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ Nahl suresinde bu ayet. Sana kitabı indirmedik, Kur'an-ı Kerim'i indirmedik. İlla ancak şunun için indirdik. لِتُبَيِّنَ لَهُمْ Onlara açıklayasın diye indirdik. Tebyin, işte bakın, tebyin görevi Efendimiz Aleyhisselam'ın. İnsanlara açıklamak. Nasıl açıklayacak? İşte oradaki ayetlerin manalarını, ne anlamlar içerdiğini, ifade ettiğini bizzat sözleriyle ya da bizzat yaşantısıyla ifade etmek. Bunun bütünü de sünnet zaten. Ama siz bunu inkar ederken ayeti de inkar etmiş olmuyor musunuz? Ve son ayet, bitiriyorum. وَاَنْزَلْنَا yine Nahl suresi 44. ayet aziz kardeşlerim. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ ve enzelna ileyk sana indirdik ezzikra zikri indirdik. Nedir zikir? Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden bir tanesi. Yani Kur'an-ı Kerim'i sana indirdik. Biz indirdik. Niçin? Litubeyyine linnas ma nuzzile ileyhim. Sana indirilen şeyin içeriğini insanlara ne yapasın? Açıklayasın diye. Bu ayetler nereye konuyor? Bana ifade etsinler. Tabi bunlar nereden geldik buraya? Allah ve Resulüne aralarında hüküm vermek için çağrıldıklarında bir mümine yaraşan nedir? Semi'na ve ata'na demektir. Siz bunları inkar ederseniz nasıl semi'na ve ata'na diyeceksiniz? Yorum sizindir. Cenab-ı Hak bu kimseli böyle diyen kişileri müflihun olarak vasıflandırıyor. Yani kurtuluşa eren, ahiret saadetini elde eden kimseler olarak vasıflandırıyor. Dolayısıyla bize düşen budur. Burada da dikkatlerinize bu ayetleri sunmak istedim. Bir de çok önemli bulduğum bir ayetle bitiriyorum. Mücadele suresi 22. ayet. لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluk içerisinde hiç bulamazsın. Hiç kimseyi bulamazsın. Nasıl kimseler bunlar? يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهِ Allah'a karşı gelenlere, Allah'a alenen karşı gelen kimselere sevgi besleyen hiç kimseyi bulamazsın. وَرَسُولَهُ ve Resulüne karşı gelenlere. Allah ve Resulüne karşı gelenlere sevgi besleyen hiçbir mümin olamaz yani. Bu işin Türkçesi. وَلَوْ كَانُوا bu kimseler olsalar dahi اَبَاءَهُمْ babaları da olsalar اَوْ اَبْنَاءَهُمْ çocukları da olsalar اَوْ اِخْوَانَهُمْ kardeşleri de olsalar اَوْ عَشِيرَتَهُمْ kabilesi, akrabası bunlar da olsalar hiçbir şekilde eğer bu kimseler Allah'a ve Resulüne alenen karşı geliyorlarsa bir mümin bu kimselere sevgi besleyemez. Ayetin sonunda da ve ela inne hizballah bu kimseleri Allah'ın askerlerine benzetiyor Cenab-ı Hak. Ulaike hizbullah. Maalesef bu kavramın da içi boşaltıldı ve kötü bir anlam konuldu buna. Hizbullah Allah'ın askerleri demek. Allah'ın taraftarları demek. Ama her kavramda olduğu gibi bu kavramın da içini maalesef boşaltmakla kalmadılar. Farklı anlamlar yükleyerek ne yaptılar? Nefret edilmesi sağlandı bu kavramdan. Ela inne hizballahi humul muflihun. Dikkat edin. Ancak Allah'ın taraftarları ne yapacaktır? Kurtuluşa ereceklerdir. Rabbimiz bizleri Allah'ın taraftarlarından olanlardan eylesin. Rabbimiz bizleri dünya ve ahiret saadetini elde edenlerden eylesin inşallah.
Sabırla beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal ediniz. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.